Hocam Siyer hocası İmam Hatip'te Martin diye bir adamın Hazreti Muhammed'in hayatı isimli kitabını almaya gerekli kılmış. Bu konuda hocamız ne der? Bu adam kitabı alınmalı mı, alınmalı mı? Yani daha önce biz bu konuyu işledik. Onlar da kendi cephelerinden, İngiltere'den bir adam çıkıyor, Almanya'dan bir adam çıkıyor, farklı ülkelerden birileri çıkıyor. Kendi cephelerinden nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi nasıl görmüşler, nelerinden etkilenmişler? Bunu yazmışlar. Bunda kötü bir şey yok, gayet güzel bir şey yani. Yalnız bizim hani orada ifade etmek istediğimiz şey şurası. Yani Avrupa'dan geliyor diye aşırı bir hayranlık var. Yani o Martin denilen arkadaş kardeşimizdir yani, Müslüman kardeşimizdir. O da Efendimiz olan muhabbetini dile getirmiş, güzel bir hizmet yapmış. Ama yani bir imamın bu sırrın anlattığının, bir imamı Gazali'nin Efendimiz hakkında anlattığının, bir Süleyman Çelebi Han Hazretleri'nin Mevlid-i Şerif'te anlattığının, yani onlar binde biri, belki milyonda biridir anlattıkları onların. Hani böyle şeylere kıymet verilir ama böyle şeyleri alıp asıl olan, esas olan, en güzel, en hazine olan şeylerden daha üstün tutmak bir acayip. Biz orayı anlatıyoruz. Yani Süleyman Çelebi Hazretleri'ni Mevlid-i Şerif'te anlatın, at kenarıya. At kenarıya diye bahseden adamın kalkıp işte o kardeşin kitabını almanız lazım mutlaka demesi çok acayip bir şey yani. Acayip bir şey. Bir evliya-i kiramın Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin makamına bakışı nerede? Bir bizim gibi zayıf insanların bakışı nerede yani? Onların baktığı noktadan bakmak en harika, en güzel şey.